Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Yunus Emre Şahin. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPad'e iOS 10 kurulumu gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi Apple 13 Haziran'daki WWDC'de iOS 10'un yeniliklerini duyurdu. Hemen ardından da beta versiyon geliştiriciler için indirilebilir hale geldi. Ancak Apple geliştiriciler programına kayıt olmayanlar da Elbette deneme amaçlı iOS'unu sistemlerine kurabiliyor. Bunun için öncelikle güncelleyeceğiniz cihazı mutlaka tamamen yedeklemenizi öneriyoruz. Bunu da doğrudan iTunes üzerinden yapabilirsiniz. Daha sonra videonun açıklama kısmında bulunan Dropbox bağlantısını Safari'de açarak doğrudan bu konfigürasyon dosyasını indirin. İndirdiğiniz dosyayı çalıştırdığınız anda karşınıza doğrudan iOS beta software profil geliyor. Sağ üst kısımda bulunan yükle butonuna tıkladığınız anda Cihazınızın şifresi isteniyor. Cihaz şifresini girdiğinizde doğrudan yükleme başlatılabiliyor sevgili seyirciler. Profili yükle seçeneğine tıkladığınız anda doğrudan yükleme başlatılması için yeniden başlatma gerekli diyor ve yeniden başlattığımızda cihazımız doğrudan bu profili algılayacak ve işlemleri gerçekleştirmeye başlayacak. Yükleme işlemi onaylandı ve cihazımız yeniden başlatıldı. Şimdi ayarlar genel yazılım güncelleştirme üzerinden güncelleştirme denetlendiğinde karşımıza doğrudan iOS 10 çıkacak. Evet denetleme bu noktada biraz uzun sürebiliyor. iOS 10'un geliştiriciler için hazırlanan beta versiyonunu indir ve yükle dediğimiz anda karşımıza hüküm ve koşullar geliyor. Kabul ettiğimizde koşulları kabul ettiğimizi tekrardan onaylıyoruz ve işletim sistemimiz kurulmaya başlıyor. Elbette öncelikle dosyanın sistemimize inmesi gerekiyor. Bunu da doğrudan şuradaki aşamadan takip edebilirsiniz. Evet indirme işlemi tamamlandı ve doğrudan yüklemeye geçiyoruz. Kurulum gerçekleşti ve doğrudan iPad'imiz iOS 10 birlikte açıldı. iOS 10'un iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad 2, iPad 3 ve 4. jenerasyona ve iPad Air, iPad Air 2 ya da iPad Pro olarak kurulabildiğini belirtelim. Ancak bu noktada ufak bir hatırlatma yapalım. iOS 10 henüz çok yeni ve dolayısıyla beta versiyonda çeşitli sorunlar çıkabiliyor. Yükleme yapmadan önce bunu da dikkate almanızda yarar var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.